Ve yani çok üzülerek söylüyorum ki gerçekten Kibariye'yi çok sevdiğim için gerçekten Kibariye'nin evliliğinde yaşadığı bu bütün olumsuzluklara yani kalbimden üzülüyorum. Şimdi bir Kibariye VTR'si var. Ondan sonra hemen Kiboş'u konuşacağız. Gidelim Kiboş. Büyük skandal. Kibariye kendisini defalarca aldatan kocası Ali Küçükbalçık'tan ayrılmayacağını söyledi. Küçükbalçık da sosyal medyadan Kibariye ile fotoğrafını koyup "Kibariyem" dedi. Evet, son zamanlarda Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık dolandırıcılıkla suçlanıyor. İş insanı Sabahattin Girgin, ünlü şarkıcı ve Küçükbalçık'ın Bodrum'daki villanın satışında kendisini 2 milyon Türk lirası dolandırdığını iddia etmişti. Söylemezsem Olmaz'ın ulaştığı Girgin belgelerle iddialarını savunurken Küçükbalçık bir açıklama yaparak kendisini savunmuştu. Suçlamaların ardından 15 gün önce çekildiği iddia edilen görüntülerde Sabahattin Girgin, Küçükbalçık ve eşi Kibariye Bodrum'da bir mekanda bir araya geliyordu. Arabuluculuk yapan ortak arkadaşları Ali Küçükbalçık'ın yüzüne ağır sözler söylüyordu. Her fırsatta eşinin arkasında olduğunu söyleyen Kibariye ise o sözleri onaylıyordu. Yenilir yutulur cinsten olmayan sözlere Ali Küçükbalçık karşılık vermezken dayı bağırdıkça Kibariye yıkılıyordu. Bu olayın ardından Ali Küçükbalçık'la ilgili şok iddiaların ardı arkası kesilmiyordu. Borç batağında olan Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye'yi aldatmaya devam ediyordu. Skandal fotoğrafta Küçükbalçık'ın Ceylan isimli bir kadınla samimi pozlar verdiği görülüyordu. İhanetlerine devam eden Ali Küçükbalçık'ın şimdi de Bodrum Gümbet'te başka bir kadınla el ele olduğu görülüyordu. Gelelim esas bombaya. Gündemi sarsacak iddiaya göre Ali Küçükbalçık birlikte olduğu Gamze Yarar isimli kadınla zengin erkekleri avlıyordu. Tuzağa düşürdükleri erkeklerle Gamze Yarar imam nikahı kıyıyor, sonra onları terk edip dolandırıyordu. Söylemezsem Olmaz videoda başka bir adamla imam nikahı kıyılan Gamze Yarar'ın Ali Küçükbalçık'la olan yazışmalarına ulaşıyor. Mesajlarda Gamze Yarar, bencillikle suçladığı öz balçığı nasıl sevdiysem öyle silerim diyerek tehdit ederken Ali Küçükbalçık benim köpeğimsin diyerek Yarar'ı ilişkilerine ikna etmeye çalışıyordu. Ve şimdi onca olayın ardından tüm gözler Kibariye'ye çevrildi. Ünlü şarkıcı da bir televizyon programına bağlanıp şu açıklamayı yaptı. Ben gözümle görmedim. Belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu bilmiyorum. Görüntüler çok net değil. Bilemiyorum. Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir. Bana orijinal delil lazım. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler içinde yuvamı yıkamam. Kibariye'nin bu açıklamasının ardından eşi Ali Küçükbalçık sosyal medyasından beraber oldukları fotoğraflarını paylaşıp altına "Kibariyem" notunu düştü. Magazin dünyası Kibariye'nin bu kadar ihaneti nasıl ve neden tahammül ettiğini merak ede dursun. Anlaşılan ünlü şarkıcı hayatından çok memnun. Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız. Ya Kibariye daha ne bekliyorsun? Yani senin gibi gerçekten bu konuda çok doluyum. Senin gibi Türkiye'nin büyük bir starı. Senin sesin kimsede yok. Ya sen nereden bulaştın be ablacığım bu adama? Yani 24 senede bu adam seni bitirdi. Ya neler duyduk. Kızına spor hocası tuttun eve. Spor hocasıyla beraberliği ortaya çıktı. Makyözünle beraberliği ortaya çıktı. Makyözünü sen Kibariye benzin istasyonunda dövdün. Arabadan attın. Bunu bile bile, Ali ile beraber olduğunu bile bile bunu yaptın. Ya bu margile içerken görüşmediği, beraber olmadığı kadın yok. Burada kadının elini tutmuş. Kibariye, duyduğum haberlere göre, iddialara göre sen evinden gittin. Birkaç ay zannedersem orkestra şefinin evinde kaldın. Ondan sonra Ali gitti, seni orkestra şefinin evinden tekrar alıp geldi. Erkek kardeşin İzmir'de paramparça bir hayat yaşıyor. Ya Kibariye'nin bir tane dostu yok mu? Aklını başına al ablacığım. Çünkü elindeki avucundaki her şeyi Ali'ye verdin. Bütün evlerin satıldı. O adam kimse, biraz önce bağıran adam, o adamın alnından öpüyorum. Çünkü söylediği her şey doğru. Ve adam gözünün önünde kocasına nasıl bağırıyor, çağırıyor, masaya vuruyor, suratına kağıdı çarpıyor. Yani karısının karşısında bir erkeğin bu duruma düşmesi içler acısı bir durum. Hakikaten öyle yani. Ya karısının hakikaten karşında bir... Yani. Hayır. Ali bu durumlara çok alışkın bence. Bence Türkiye'de bu kadar... O alışkın olabilir ama biz alışkın değiliz. Hayır, Kibariye'ye üzülüyorum ben, biliyor musun? Bu kadar yokluktan gelen, bu kadar tırnaklarıyla Kiboş hep şöyle der. Ablam bak bende gırtlak var der. Ya Kiboş'un gırtlağı da öldü. Gırtlağını öldürdün, işini gücünü öldürdün. Her şeyini perişan ettin bu kadının ya. Allah aşkına bir bağlan. Çünkü ben sana karşı son derece doluyum. Ben ve Kibariye'yi seven herkes. Çünkü biz bu koskoca Türkiye'nin starı ya. Bu halde olacak kadın mı o masada? Allah aşkına ya. Vallahi Kibariye'yi herkes söyledi. Çok yakın arkadaşları, herkes uyardı onu. Yıllardır uyarıyorlar. Bu Ali Küçükbalçık 3 senenin 4 senenin çapkını değil ki. 7 Tabii sene canım. Evvelde Mikanos'ta sarışın bir bayanla yakalanmıştı. Gözümle görmeden inanmam. Ya orada elini tutuyor, Mikanos, daha ne göreceksin? Mikanos neresi, İstanbul neresi? Gözünle nereden göreceksin? Senin gözünün önüne getiriyorlar zaten fotoğrafı, videoyu. Sen inanmak istemezsen inanmazsın. Ya niye bu kadar inanmak istemiyor? Çünkü şöyle bir duyum almıştım onların cephesinden. Her şey artık bitti ve imzalar atıldı. Artık daha kibar... Okuyacağım. O dönercinin... Kimseye maaşlarını ödemedi. İnsanlar mağdur oldular. Kanallara bağlandılar. Neler oldu ya? Ya Ali, sen nasıl ortada geziyorsun be Ali? Sen nasıl ortada geziyorsun? Allah aşkına ara, de ki kardeşim bunlar yanlış. Bu kadına yazık, günah. Bakın bu kadının sonu, herkes şunu söylüyor. En yakın dostları üzülüyor. Ve Kibariye'nin sonunun da Harika Avcı gibi olmasından insanlar tedirgin ve korkuyor. Ya, olmaz inşallah. Ya ama bak bu gidiş olmaz, o gidiş. İnşallah. Kibariye kişilik olarak, yapı olarak çok değişik, enteresan bir insan. Bak ya. 1979 yılında evlendiği Tünay Ürek'ten 96'da yine ihanet nedeniyle ve parasını yiyip bitirdiği için boşanmıştı. 5 kuruşsuz bıraktığı için boşanmıştı. Hatırlarlar yaşı bana yakın olan seyirciler. Kibariye'nin rahmetli annesi şoför diye o ilk damadını nasıl azarlıyordu? Kızımdan uzak dur, kızımı bitiriyorsun diye. Şimdi Ercan Önak'ın beni aradı. Bir yıla yakın Kibariye'nin kocasının şirket müdürlüğünü ve korumalığını yaptım diyor. Hem Kibariye'nin hem kocasının. Ben Kibariye Hanım ve kocasıyla 10 ay çalıştım, bir yıla yakın. Onların yüzünden 8 yıldır oturduğum evimden icra yoluyla atıldım. Karım evi... Yok canım, bitti battı gitti zaten. Öyle söylenen ya da belki başka yer vardır. Battı bitti. O döner dükkanları kaç tane nerede varsa hepsini batırdı. Hepsini kapattı. Orada çalışan yaklaşık 60 kişinin 5 kuruş parasını vermedi. Milyona yakın sağa sola borç taktı. Ve adamların hayatını da mahvetti. Bu adam işte, bu Ali Küçük. Benim şaşırdığım, bu kadar hakkında iddia var. Bu kadar belgeler gösteriyorlar bize. Kibariye'ne bu kadar şikayet var. Bırak Kibariye'yi. Bu adam nasıl geziyor ve yine icraatlerine devam ediyor. Bu icraatlara nasıl devam ediyor yani? Ve o kadınlar Kibariye bilmem ne için ben yuvamı yıkmam diyorsun ama sen bilmem neler için değil ablacığım. Sen kendine gel. Bir yüzüne soğuk su at. bir şokunu geçir. Ondan sonra sen kendi hayatını kurtarmak için bence bu evliliğini bitir. Çünkü yoksa yolun sonu gözüküyor yani. Bu filmin sonu çok belli ne olacağı. Ya böyle bir kadın nasıl kendini bitirir biliyor musun bak. Evet. Bu camiada ve her camiada kendini adamlara kurban eden kadınlar var. Bak erkeklere kurban olan kadınlar var. Kibariye de bunlardan bir tanesi. Ne buluyordur bunda? Ne ben buluyordu? Bilmiyorum. Ne var bunda? Ne var bu yani, adamda Ali Bey'de? Yani rezil etmekten başka eşini herkese... Baksana şu yani yılların kibariyesi. Ya Kibariye devlet protokollerinde şarkı söyleyen bir sanatçıyken düştüğü duruma bak. Her gün kocasının ihanetleriyle, kocasının sağa sola taktığı borçlarla. Bir de şöyle valla kiboş. Bir de şöyle söyleme. Her erkek aldatır. Seninki bir aldattı, iki aldattı, üç aldattı. Seninki her gün aldatıyor zaten. Yani bak biz seni sevenler olarak ve ekran başındaki hanımefendiler biz bu kadar üzülüyorken yahu sen bir tepki ver. Sen son derece yüksek fiyatlara, ekstralara giden kadınsın. En son Antalya'da bir mekana işe gitmiş. Mekanı açtık baktık asla Kibariye'nin sahne alacağı bir ortam değil. Yazık. Yani evet nasıl oldu böyle bilmiyorum. İşte Kibariye bana göre Ali'nin kocasının böyle oya kanını canını emdiği bir kadın olarak ortada şu anda. Baksana oradaki oturuşuna ya yazık günah. Yazık biraz günah. Önce o beyefendi bağırırken yani şu aileyi nasıl dağıttın? Hakikaten böyle kadınlar böyle adamlardan niye boşanmaz, niye ayrılmaz? Tehdit mi ediliyor? Bir şey mi oluyor? Kibariye evi terk edip orkestra şefinin evinde gidip kalmış. Ali gitmiş oradan almış. Kibariye'nin daha önce iş yaptığı biri Kibariye'yi almış notere götürmüş. İmza attırmış malını mülkünü korusun diye. Ali o kişiyi de işten kovmuş. Malını mülkünü koruyacak hali kalmadı. Duyduğumuza göre ne mal kalmış ne mülk kalmış zaten. Tabii canım hiçbir adam şey kalmadı. Kumarda yiyemediklerinde sağa sola böyle yani borçlanarak şu yaparak bu yaparak millet el koydurmuş filan. Hiçbir şey bırakmamış. Yani yazık bu kadın yıllarca çalışarak dişinden tırnağından ayırdığını yıllarca o paraları biriktirerek alın teri. Yani evladına bırakacağına bu adam yedi bitirdi hepsini. Ya bir tane de kız çocuğum var o da üzülüyordur yani annesinin şimdi böyle üzüntülü bir hayat yaşamasına. Yani biz seni şu anda ne şekilde nerede görmek isterdik inşallah bir an önce aklını başına alırsın bu evliliği bitirirsin. Valla ben bu evliliğin çok bunu demek partnerimin bu söylediğini söylemek de bizler için çok zor. Elbette çok zor. Yo, ancak zor biz değil. Sizlerin sesiyiz ve Kibariye'yi de çok sevdiğimiz için saydığımız için kendi iyiliğini düşündüğümüz için onun için hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Bence onun için hayırlısı bir an önce Ali'den kurtulmak. Çünkü bu yaptığı 1 değil, 2 değil, 3 değil, 10 değil. Artık yeter. Baksana kadınla bakar mısın ya fotoğrafa bak ya. Şimdi Kibariye bunu gördüğü zaman ne hissediyor? Nasıl bir modda buna bakıyor? Ya da nasıl benim kocam yapmaz diyor. Peki belki şöyle bir şey olamaz. Bakar mısın belki, bak peki, Ali keyfinde. Tamam anladım. Peki belki tövbe eder vazgeçer bırakır. Bambaşka bir insan olur. Olamaz mı? Kibariye neyi bekleyecek? Zaten ömür bitti, ömür geçti. 24 yıl bitti. Bakar mısın? Her şey bitti. Kibariye maddi manevi çöktü. Kadının masada oturmuş halini görüyorsun. Ali çatır çatır Kiboş'un paralarını yedi. Daha Kiboş ne bekliyor? Kiboş'a babasından babasından kalmadı ki bu paralar bu kadına. Bu kadın ömür boyu çalıştı. Alın teri dediğimiz olay. Gerçekten. Bütün sülalesine baktı, bütün ailesine sahip çıktı. Zaten Ali de biliyorsun değil mi Kibariye'nin erkek kardeşi Hasan'ın arkadaşıymış. Öyleymiş. O vasıtayla tanışmışlar. Yani keşke tanışmasalardı. Çok üzülüyorum. Ali'nin son bir şansa hakkı yok mu diyorsun? Ay ne olur bana söyleme. Benim kalbime çarpıntılar geliyor. Yok mu? Ne şansı ya. Şansı ya. Belki tövbe eder tekrar yola gelir. Ne tövbesi ya. Yapamaz mı? Ne tövbesi? Para gitti, mal gitti, mülk gitti, kadınlık gitti, her şey gitti. Ne tövbesi? Almayın abi bu kadar kendinizden genç adamlardan. Yani yaş farkı çok önemli bir yerde. Olmuyor abi. Bunlar paran varken paranla yani sen yanına bir adam tutuyorsun. Ya yaş farkı adam diyorsun da yaş farkının ne faydası var? Başka kadınlarla gezip tozuyor. Yaş farkının ne faydası var? Adam çökmüş gitmiş zaten. Ya çökse ne olur? Adam çökmüş gitmiş. Peki Kibariye'nin bir bildiği olamaz mı? Hiçbir bildiği olamaz. Kibariye bak. Ya sen de Kibariye'yi iyice gömdün yani. Gömmüyorum Kibariye'yi, diyorum ki Kibariye zor durumda, kötü durumda. Şu kadının masadaki oturuş halini görüyor musun? Sen bir yandaki fotoğraftaki kiboşa bak, bir masadaki oturuşuna bak. Yo, ben en çok şeye takıldım. Çöktü bitti o kağıdı kadın. Adam suratına, Ali'nin suratına doğru sallıyor ya bağırıp çağırırken. Kibariye de oradan hiçbir... Ya insan bir tepki verir, bir şey yapar. Kocama ne yapıyorsun diye kalkar falan yani. Hiç neden kocasının olduğu yerde Ali adama tepki vermiyor da bir de kiboş mu 10 tane adamın içinde kocasını koruyacak? Ama orada Kibariye'nin sözü geçer. Orada herkes Kibariye bir hareket yapsa herkes onun dediğini dinler. Adama otur yerine dese... Kibariye o adam oturur yerine. Ama kiboş da artık yerin dibine girmiş. Orada artık hayatından bıkmış gibi oturuyor kadın yani, anlıyor musun? Ya ben çok üzülüyorum bu tarz kadınlara gerçekten. Biliyorsunuz Zerrin Özer de son evliliğinde böyle bir şeyin içine giriyordu. İyi ki kurtuldu. Lütfen ve lütfen bir adamı hata yaptıkça affedip hem paranızdan hem canınızdan olmayın bakın. Ya paranızdan olun, kendinizi kurtarın. Yani bir şekilde bir kurtuluş yolunu bulun ya. Bakar mısın? Şu görüntüler bile sinirimi bozuyor benim. Yeter artık yani. Ali ile ilgili haber her yerde ya. Şimdi millet mesela duyuyor burada haber yaptığımızı. Instagram'dan 100 tane fotoğraf yolluyorlar. Neler neler. Evet. Valla ben boşanmasını çok sağlıklı buluyorum. İstediği kadar kiboş bana kızsın. Peki boşanınca Ali'den kurtulabilecek mi zannediyorsun? Kurtulamayacak tabii. Kurtulabilecek mi? Ben zannetmiyorum yani. Ben zannetmiyorum. Ben Ali'nin kibariyle devam etmek isteyeceğini ve bırakmayacağını artık zannediyorum. Artık her şey için çok geç. O yüzden ben çok sinirlendim. Vallahi sesim kısıldı. Çok üzülüyorum çünkü.